Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Duru Hanım acıkmış, saat 12.30. Kahvaltıyı da 11'de yaptık aslında ama yoğurt çorbası istedi benden. Çorbamız hazır, sadece sosu kaldı. Kıyma çıkardım, yemek de yapacağım. Hazır mutfağa girmişken yemek işini halledeyim dedim. Buraya da tavuk göğsü koydum, iki tane haşlansın. Onlar bana lazım akşam yemeği için. Çorbamız mis gibi oldu bakın. Birazdan afiyetle yer. Şöyle azıcık dinlensin. Bu da haşlansın. Duru Hanım çorbasını yedi, karnını doyurdu. Benim de tavuğum haşlandı. Sebze kavurması var benim listemde bu hafta. Şu pazıyı sarımsaklı, soğanlı, pul biberli kavurayım diyorum. Pazardan almıştım. Bayağıdır da ben pazı falan almıyorum. Kayınvalidem çok yapar yumurtalısını. Ben sade kavuracağım. Bol soğan, sarımsak, o şekilde kavuracağım. Önden bir haşlama yapmam lazım. Daha sonra kıymam çözüldü mü bakayım. Kıyma da çözülmüş. Bununla da ne yemek yapacağım? Nahut mu pişirsem buzluktan? Patates yemeği mi yapsam bilemedim. Gerçekten bu yemek sıkıntısı artık hepimizin ortak derdi diye düşünüyorum. Pazıları doğradım. 3-4 kere yıkadım. Yapraklarını da tek tek yıkıyorum ben bir de. Zaten tertemizmiş. Böyle toprak falan yoktu. Şimdi bunu haşlayacağım. Suyunu koymuştum. O da kaynamaya başlıyor. Pazı kavurması sever misiniz arkadaşlar? Yumurtalı çok güzel oluyor, kayınvalidem yumurtalı yapar bunu. Bugün işte sade yapayım diyorum ama belki iki tane yumurta kırarım, Rıza da yer o şekilde. Patates yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Pazı da haşlandı. Onu kavuracağım. Burada 3 tane sarımsak var. 1 tane soğan var. Pul biberle karabiberini de koydum. Buna en yakışan sarımsak oluyor. Pazı kavurmasıyla zılbıt kavurması. Onlara en çok sarımsak yakışıyor. Kepçenin ucuyla azıcık salça da koydum. Salçasız da yapabilirsiniz ama ben seviyorum. Şöyle iki tanecik yumurta kırdım. Ben yumurtasından çok almam. Rıza yumurtalı seviyor. Ben sade yiyeceğim. Ispanağı da severim. Pırasayı da yumurtalı severim. Bunu da aynı şekilde. Daha sonra o zılbıtı bilirsiniz. Kaldırak otu derler. O harika olur. Kapatalım biraz. Şöyle yeşil çay içmiştim. Oturuyorum. Durucum da bütün oyuncaklarını getirmeye devam ediyor buraya odadan. Bunlar ayakkabının en altındaki dolapta duruyorlar. Bir koli de bazanın altında var. Küçük küçük şu bebeklerden. Logolar, mogalar, onları hiç saymıyorum zaten. Onlar da bunların gardırobunda duruyor, poşetin içinde. Böyle dağıtıyor. Hemen 10 dakika sonra hevesi geçiyor. Böyle mi oynuyorsun? Evet, böyle. Bebekleri dans ediyoruz. Dans et bakalım. Bugünün yemek işini de hallettik arkadaşlar. Saat vallahi 4'e geldi. Burada yoğurt çorbam var. Bunu zaten görmüştünüz. Pazı kavurmamız çok güzel görünüyor. Vallahi üstüne karabiber de serpip afiyetle yeriz bunu akşam. Kendime kahve koydum bir yandan da. Burada da patates yemeğim. Rıza'nın istediği gibi. Pilav da yapacaktım ama yoğurt çorbası var, yapmayacağım. Pilava sıra gelmiyor. Çok güzel pişmiş. Çatalla baktım bir tane tadına. Şöyle kapağını da kapatalım. Bir kahve keyfi yapayım artık. Azra'nın kursu var.
Birazdan gelir, babası alır onu herhalde 5'e doğru. Ben de onlar gelene kadar oyalanayım biraz bakalım. Mis gibi kahvemi yaptım. Biraz da ceviz yiyeceğim. Hepsini bitirmeyeceğim tabii ki. Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Videomuza ancak devam edebiliyoruz. Günlerden çarşamba. Dün akşam çok başım ağrıdı. Sebebini bilmiyorum. Çalışma vardı apartmanda. Bugün de var. Sabahtan beri yine makine sesi. O mu artık tetikledi? Ne oldu bilmiyorum. Ara ara vuruyor zaten bana. Neyse, akşamüstü şöyle bir ilaç aldım. Duşa girdim, belki açılırım dedim. Saçlarımı falan kuruttum. Güzel şuraya koltuğa uzandım yemekten sonra. Videoya da devam etmedim artık. Instagram'dan yine hemen yazanlar oldu. Elifciğim, halandan haber mi var, video atmadın diye. Video atmayınca merak ediyorsunuz haklı olarak. Halamdan ne iyi ne kötü haber yok arkadaşlar. Durumu aynı. Zaten ağrıları çok olduğu için entübe edildi. Yani entübe olarak şu anda yoğun bakımda. Haftada 3 gün bilgi veriliyormuş sadece. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Bugün tekrar yine çocukları hastaneye arayacaklar, bilgi alacaklar. Yani sadece bu 3 gün bilgi veriliyormuş yoğun bakımdaki hastalar için. 3. kademe yoğun bakımdaymış. Yani bu ne demekmiş? En ağır hastaların olduğu bölümdeymiş maalesef. Kademe kademeymiş bu yoğun bakımlar. Belki aranızda bilenler vardır. Yani iyi veya kötü bir haber yok. Rabbim müsaade ettiği sürece hayatta kalacak. Allah'ım acı çektirmesin gerçekten. Çok sıkıntısı var. Yani halen daha sıkıntıları devam ettiği için zaten entübe etmeye karar vermişler. Babaannem için bir sürü mesaj yazdınız. Babaannemle birlikte ağlayanlar oldu. Allah hepinizden razı olsun, dua edenlerden. Babaannem çok ağlıyor. Bildiğiniz gibi değil. Kameraya çekmediğim o kadar bölüm vardı ki o gün. Yani zaten çekilmezdi de bildiğiniz böyle ağıt yakıyor. Yani o Hanife, Hanife neredesin, Hanife seni bekliyorum diye bir yas etmesi var. İnanın yüreğiniz dayanmaz. Dün yine çok ağlamış, sesi kısılmış ağlamaktan. Annem demiş ki anne bak kendine hasta edeceksin, ne olursun artık ağlama diye annem yalvarıyorum artık diyor yani. Balkonlara çıkıp diyor Hanife diye bağırıyor diyor. Rabbim hiçbir anneye evlat acısı yaşatmasın. Hep yani cümlemize gerçekten kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Çok zor. Her neyse, dediğim gibi videoya devam etmedim. Bugün bakalım devam edeceğim. Çarşıya inmem lazım. Rıza evde Allah'tan. Bugün izin yapıyor. Hafta sonu çalıştıkları için hafta sonu iznini bugün yapacak. O evde olduğu zaman ben de çarşı işlerimi hallediyorum. 2'den 3'ten sonra Elif'e bir çarşı yolu göründü. Havada maşallah yani güllük gülistanlık diyemeyeceğim. Yağmur, acayip derecede yağmur yağıyor dünden beri. Neyse bakalım, hallederiz hepsini. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Kahvaltılar yapıldı. Makinamı yerleştirmeye başladım. Vallahi bulaşıktan kurtaramıyoruz arkadaşlar. Hepiniz böylesiniz değil mi? En çok tabak, bardak. Gün içinde çok çıkıyor. Bir sipariş hediye ediyoruz. Şubat ayı boyunca önce şirketlerden bayansız soluğu çok çeşitleriyle paranızı... Şu kupalar hep benim yeşil çay, kahve. Ne kadar çok içmişim bak. Kaç tane. Allah'ım ya. 2 kere yeşil çay içiyorum günde. 2-3 kere kahve içiyorum. Bu bardaklar hep benim yani.
Saati 2:30 yaptık. Elif yine hazırlandı. Çarşıya gidiyor arkadaşlar. Rıza Duru'yla evde. Azra da 1,5 saat sonra gelir. Kabanımı giydim. Çok soğuk var. Şapkamı da takacağım şimdi. Rıza da bizim kavanozu patlattı. Diyor ki burası senin yüzünden birikmiyor diyor. Göstereceğim size şimdi. Bakın bu kavanozu o dolduruyor. Ben boşaltıyorum. Çünkü sürekli çarşıya giderken buradan bozuk alıyorum. Hani bütün para bozmayayım diye. Hep böyle dolmuş parası diye. Ya da su falan çağırdığımda buradan veriyorum. Kıyamıyorum bazen 100 lirama 200 lirama. Diyorum ki dur kumbaradan bozuk alayım. Aslında aynı hesap. Diyor ki kilitli kumbara alacağım Elif. Onu açamazsın diyor. Şu açılamayan kumbaralar var ya. Neyse saysın bakalım. Elif'in erittiği kavanoz. Ben de gidiyorum bakalım. Bakın orada kimin arabası var? Görümcemin arabası. Görümcem gelmiş. Tam dolmuşa gidiyordum. Baktım Yeşim ablanın arabasını fark ettim. Arabasını çok beğendim yalnız. Güle güle kullansın kazasız belasız inşallah. Ayaküstü uğradım arkadaşlar. Yeşim ablayı da gördüm. Hatta kahve yapıyormuş. İlle sana da yapayım. Sen de otur dedi. Dedim çarşıda işlerim var. Çok fazla vaktim yok dedim. Çarşıya ineceksen beklerim seni dedim. O da yok ben direkt eve gideceğim Elif dedi. Şimdi dolmuşa gidiyorum bakalım. 4'te lazer randevum var. Ona yetişmem lazım. Çarşıya indim direkt. Lazere gidiyorum arkadaşlar. Oradan çıkınca da işlerim var. Onları halledeceğim. Hemen şurada zaten. Lazer işim bitti arkadaşlar. Şimdi Şefir mağazasına gireceğim. Buradan ben alışveriş yapıyorum. Döküm tavalarımı almıştım. Yemek takımı bakacağım buraya. Sizle de beraber bakarız. Evet, güzel şık bir takım istiyorum arkadaşlar. Sade bir şey. Günlükler orada mı? Tamam. Şöyle baka baka geleyim. Şunlar da çok güzelmiş. Bunlar 12 kişilik değil mi? 12 kişilik. Nakit fiyatı 7.499. Çok pahalı ama 7.000 liraymış. Şu da güzelmiş. Tavalarımı buradan almıştım. Birkaç şeyi buradan aldım. Alıyorum buradan zaten. Bir de dedim yemek takımı alayım ama. Şurası 6 kişiliklermiş bakalım. 660 lira diyor. Şunlar sade bir şey. 1050 lira. 660. Onu pek sevemedim. Şuradakiler nasıl? Ya buradakileri sevemedim. Şu nasıl? O 4850. Çok da güzel değil yani şimdi. Şöyle kareleri de ben istemiyorum. Bayağı tuzlular ya. Yemek takımları el yakıyor arkadaşlar. Şu güzelmiş bakın ama 5499 lira. Burada her şey var da işte şu karşıda kahvaltı takımları var. Shepherd'dan çıktım arkadaşlar. Oradaki fiyatlar el yakıyor. Bir de Japon pazarına bakayım. Japon pazarına geldim. Burada günlük tabaklar var ama şöyle takım olanlar şurada sanırım. Şu güzelmiş mesela. 699 6 kişilik. Mermer desenler var ama onları sevemedim. Diğerleri de hep desenli, sade olarak şu var. O da 499 normal yani. Şöyle var. Şu keramika bunlar sanırım. Yok. İstediğim gibi yok. Burada çok güzel çay kupaları da oluyor. Şu Melike'nin çay tabaklarına bakacaktım. Çay tabakları burada. Bunlar değil. Bakalım. Burada var mı? Yok. Aa, burada yok onlardan. Çık. Eve geldim arkadaşlar çarşıdan. Çok bir şey almadım ama kızların isteklerini aldım. Bunları istediler benden. Şoka girdim gelirken. Daha sonra Seçal'dan bakın bunları aldım. Eskiden bilirsiniz bisküvi arası lokum olurdu. Onu böyle minik minik bisküvilere yapmışlar. Şu birazcık denemek için aldım. Belki sevmeyebilirler diye. Hurma için girmiştim. Hurma aldım.
İndirimdeydi. Ramazan da geliyor ya. İndirimdeyken bir kutu alayım dedim. Aa çok güzelmiş. Abi çok güzel. Yok, beğendin mi? Evet çok güzel. Hurma çok güzelmiş arkadaşlar. Paketi 20 küsür liraydı. Normalde kilosu 129 lira biliyorsunuz. Bunu indirimli aldım yani. Evet aşkım. Şöyle 15 liralık kahve çektirdim Seçal'dan. Şöyle su aldım. Suyumuz azalmıştı. Bu saatten sonra da sucu geç geliyor. Damacana söylüyorsunuz. Ertesi güne ancak getiriyor yoğunluktan. Şöyle siyah maskem bitmişti. İçinde 10 tane var sanırım. Ya 10 tane ya 20 olması lazım. Şöyle eldiven aldım. Bu da bana lazım oluyor. İçinde 100 tane var. Ne kadarmış? 5 lira. Evet şeffaf eldiven. Bu bana lazım oluyor anneciğim. Böyle mercimek köftesi falan yaparken ya da köfte yoğururken evde bulunması lazım. İyi oluyor. Saati 12 yaptık arkadaşlar. Vallahi diziye dalmışım. Koltukta da biraz uzandım. Burada da artık veda edeyim sizlere. Videomu da yeni editledim. Kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.